Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte limonlu çatlak kurabiye yapacağım. Limonlu çatlak kurabiye için malzemelerim 2 tane limonum var. Limonumun rendeleyeceğim kabuklarını alacağım. 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 tane yumurta, 1 çay kaşığı zerdeçal, yarım limonun suyunu sıktım şöyle çay bardağına. Pudra şekeri var, 1 bardak dolusu pudra şekeri. Yarım çay bardağı sıvı yağ, 2,5 su bardağı un koyacağım. Kabartma tozu ve vanilya da koyacağım. Hemen ben şimdi malzemelerimi içine atmaya başlıyorum. Hemen şöyle yumurtalarımı kırayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle tereyağını da içine atalım. Şöyle limon suyumu da koyuyorum. Pudra şekerini de döküyorum. Bir çay kaşığı zerdeçalı. Hemen limonlarımı da rendeleyeyim, kabuklarını alayım, limonlarımın kabuklarını. Limonumu da rendeledim. Hemen atıyorum onu da karıştırma kabımın içine. 2,5 su bardağı un olduğunu söylemiştim. Hemen şöyle bir su bardağını dolduruyorum. Diğer unumu da hazırlıyorum hemen. Bir su bardağı daha unum var. Hemen onu da şöyle koyalım. Böyle kalsın. Kabartma tozuyla vanilyamı da içine ekliyorum. Kaşığımın ucunda azıcık tereyağı kalmıştı. Hemen onu da şöyle yapalım. Kurabiyemi yoğurmaya başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Mis gibi koktu limon. Yarım su bardağı da hemen unumu karıştırma kabıma koydum. Yoğurmaya devam ediyorum. Gördüğünüz gibi hamurumu yoğurdum. Hamurum gayet yumuşak bir hamur. Hatta birazcık elime de yapışıyor. Şöyle elime bir miktar yağ dökeceğim. Evet, azıcık şöyle avucumun içini yağladım. Hemen şöyle parçalar alıyorum hamurumdan. Şöyle gördüğünüz gibi hemen tepsime diziyorum. Kurabiyelerimi. Limonlu çatlak kurabiyemi. Birazdan da pudra şekerine bulayacağım kurabiyelerimi yeniden. Daha sonra hemen kızdırmış olduğum fırınıma süreceğim. Kurabiyelerim pişmiş olacak.
limonlu çatlak kurabiyemi tepsime aldım. Gördüğünüz gibi o kadar güzel oldu ki mutfağımın içi o kadar güzel bir limon kokusu sardı ki. Gerçekten size ne kadar anlatsam başaramam. Mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir kurabiye. Ayrıca mutfağım çok güzel limon kokularıyla doldu. Hemen ben şöyle tabağıma pudra şekeri aldım. Bir su bardağına yakın. Kurabiyelerimi iyice, gördüğünüz gibi pudra şekerine buluyorum. Fırınımı da bu arada açtım ısınması için. Hemen şöyle iyice bulayım pudra şekerini. Evet, gördüğünüz gibi bütün kurabiyelerimi neredeyse pudra şekerine buladım. Fırınım da iyice kızdı. Hemen şöyle fırınımı atacağım. Kontrollü bir şekilde pişireceğim. 175 dereceye ayarladım. ...20-25 dakika pişecek. Limonlu çatlak kurabiyelerimi fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi o kadar güzel kabardı ki mutfağım o kadar güzel mis gibi limon kokuları sardı mutfağımı. Gerçekten çok güzel oldu. Hemen ben şimdi servis tabağıma alıyorum limonlu çatlak kurabiyelerimi. Kurabiyelerimi servis tabağıma aldım. Hemen şöyle bir tane de küçük bir tabağa aldım. Şöyle içini keseyim, size de göstereyim. Çok güzel oldu kurabiyelerimiz, çatlak kurabiyelerimiz. Limonlu çatlak kurabiyemiz. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı unutmayın. Afiyet olsun.